bebek tedavisi her ne kadar oldukça başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemi olsa da günümüzde uygun çiftler için ki bu 35 yaş altı olarak tanımlanmaktadır ve ek bazı patolojik durumları olmayan çiftlerden bahsetmek daha doğru olacaktır. %45 ile 55 arasında değişen gebelik oranlarına sahip olan bir yöntemdir. Tüp bebek tedavisi bahsettiğim gibi meşakkatli bir yöntem olgular için hem fiziksel hem psikolojik yönden bazen yorucu bir tedavi yöntemi olduğu için mümkün olan en başarılı olabileceği zemin ve zamanda uygulanması daha doğru sonuçlar verecektir. Bu nedenle çiftlerin öncelikle gebeliğe hazır olması gerekmektedir. Bunu şu anlamda söylüyorum. Sadece psikolojik olarak hazırlıktan bahsetmiyorum. Fiziksel olarak da yine hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu amaçla gebeliği olumsuz yönde etkileyebilecek bazı faktörlerin gebelik öncesinde elimine edilmesi, yok edilmesi ve mümkün olduğu kadar en iyi koşullarda, en iyi yaşam koşullarında bu tür bir tedavinin planlanması gebelik başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Örnek vermem gerekirse, eğer kadının tiroid hormonlarıyla ilgili bir sorunu varsa veyahut da şeker metabolizması ile ilgili bir sorunu varsa öncelikle bu tiroid yönünden tedavisini görmüş ve stabil hale gelmiş olması, şeker varsa şeker düzeyinin ayarlanmış olması, insülin rezistansı varsa insülin direncinin mümkün olduğunca kontrol altına alınmış olması, yine gerek yumurtlatma tedavisinde, gerek embriyo kalitesinin arttırılmasında, gerekse de gebelik elde etmede ve gebeliğin sürdürülmesinde daha başarılı sonuçlar verecektir. Bunun yanı sıra bir kişi gebe kalmadan en az 3 ay öncesinde folik asit takviyesine başlamalıdır. Folik asit tedavisi ile günde bir tablet folik asit 400 mikrogram almak suretiyle en azından çocukta görülebilecek, omurgadaki karşımıza çıkabilecek bazı nöral tüp defekti adını verdiğimiz problemlerin önüne geçilme şansını arttırmış oluruz. Bu da oldukça önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir. Bunun yanı sıra yine gebeliği olumsuz yönde etkileyebilecek çiftin bazı yaşam alışkanlıkları olabilir. Bunlardan yine bir tanesi sigara tüketimidir. Bilhassa kadının günde 10 sigaranın üzerinde içmesi, erkeğin günde 10 sigaradan fazla içmesi, eşey hücrelerinin DNA bütünlüğünde olumsuzluklara sebep olacağı için gebe kalma başarısını %40 oranında azaltacaktır. Kadının uzun vadede sigara içmesi daha erken dönemde, yani tabii menopoz yaşından 3-4 sene önce menopoza girmesine de zemin hazırlayabilecektir. Bu da yine oldukça önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun için genç yaşlarda bunun tedbirlerinin alınması lazım. Bunun yanı sıra yine kadının aşırı kilolu oluşu bir başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa polikistik yumurtalıklı olgularda, yani biraz kilosu fazla, adet düzeni bozuk, yumurtlama sorunu olan kadınlarda her türlü infertilite tedavisi öncesinde bir yaşam stil değişikliğine gidilmesi, diyet alışkanlıklarının düzenlenmesi, kilo vermesinin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Esasında kadının kilosunun %5 oranında azaltılması, örnek olarak 80 kilo olan bir kadının yaklaşık 4 kilo bile vermesi yumurtlama fonksiyonlarını ve olası gebe kalma şansını yükseltecektir. Bu sebeplerden dolayı bu tarz aşırı kilolu hanımların vücut kitle endeksini normale çekme gayretleri gerçekten çok değerlidir. Bunun mutlaka teşvik edilmesi lazım. Yine alkol kullanımı belli bir düzeyin üzerinde ise kafein kullanımı, aşırı kahve içilmesi yine engellenmelidir. Çünkü bütün bunlar yine eşey hücrelerinde gerek yumurta gerek sperm hücresinde DNA bütünlüğünün bozulmasına ve yine gebelik başarısının azalmasına neden olacaktır. Tercihen Akdeniz tipi beslenme gebelik öncesi en uygun yöntemler arasındadır. Yani mümkün olduğu kadar hamur işinden uzak, yeşil sebzelerin kullanılması, meyvenin tüketilmesi, deniz ürünlerinin balık tüketilmesi,
ve yine ölçülü oranda kırmızı et yenmesi diyet açısından en uygun sonuçları veren diyetler arasındadır.